Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bir soru bir teknik köşemizde makale ile ilgili güzel bir soru çözüp birçok konuyu tekrar edeceğiz. Yine bilgi dolu bir video bizi bekliyor. Haydi bakalım. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda bahsedilen türde yazılmamıştır? Bir düşüncenin savunulup kanıtlandığı gazete ve dergilerde yayınlanan yazılardır. Kanıtlamak. Kanıtlamak makalenin özelliğiydi değil mi dostlar? Makale. Zaten kanıtın K'sı bir tek makalenin içinde mevcut. Diğerlerinde kanıtlama kaygısı yoktu. Dolayısıyla biz makaleden bahsettiğini anladık. Edebiyatımıza Tanzimat'la birlikte Batı edebiyatından girmiştir. Doğru. Şinasi Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi adlı yazısıyla edebiyatımızda bu türün ilk örneğini vermiştir. Eyvallah. Şimdi aşağıdaki eserlerden hangisi bu türde yazılmamıştır? Şiir ve inşa. Ziya Paşa'nın çok ünlü bir makalesidir. Koy cebine. Mukaddime-i Celal, Namık Kemal'in çok önemli bir makalesidir. Dursun kenarda. Edebiyat ve Hukuk, Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasına sebep olmuş Hüseyin Cahit Yalçın'a ait çok önemli bir makaledir. Dursun cebimizde. Çal Çoban Çal, Süleyman Nazif'in çok önemli bir makalesidir. Dursun kenarda. Eşgali Zaman, kıymetli dostlarım, Ahmet Rasim'in fıkrasıdır. Hatta fıkra türünün ilk örneği olarak da kabul edilir. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.